Ne oluyor? Neden bazı insanlar sosyal fobi yaşar hale geliyorlar? Aslında birçok rahatsızlıkta olduğu gibi sosyal kaygıyı açıklarken de nedenlerini bizim biyopsikososyal model dediğimiz bir modelle açıklıyoruz. Ne demek bu? Yani bir rahatsızlığın tek bir nedeni olmayabilir, travmayı hariç bırakırsak eğer. Biyolojik yani genetik bir nedeni olabilir, sosyal hem de psikolojik nedenleri olabilir. Yani genetikle aktarım olabilir ya da aile içinde öğrenmeyle olabilir. Ne demek öğrenme? Anne baba tutumları olarak aşırı korumacı, çocuklukta çocuğun korumaya çalışan aileler dolayısıyla ya da aşırı eleştirel ailelerin çocuklarında görülme sıklığı daha fazla olabilir. Ama bu şey demek değil, her işte utangaç çocuk ileride sosyal kaygı oluşturacak demek değil. Bazen de özellikle ortaokul yıllarında, okul çağlarında özellikle bir travmatik diyebileceğimiz bir olay, yani bir dalga geçinme, gerçekten işte bir sunum yaparken ya da tahtadayken ellerin titremesi, arkadaşları tarafından dalga geçinme olabilir. Böyle bir olay sonrasında da aniden de gelişebilir. Aniden dediğimiz yani okul süreci içerisinde de gelişebilir. Onun dışında genetik aktarımla da olabilir. Yani bir kişinin dedesinde de belki böyle bir sorun vardı. Bunu öğrenmeyle de aslında açıklayabiliriz. Yani annesi ya da babasında sosyal kaygı var, çocuğunda da var. Bu direkt genetiktir anlamında diyemeyiz ama belki de işte öğrenmeyle de yani annenin davranışlarını bir şekilde modelleyerek ya da babanın davranışlarını modelleyerek de çocuk öğrenmiş olabilir. Kaçınmayı ya da sosyal durumların tehdit ya da tehlikeli olduğuna dair bilgiyi edinmiş olabilir. Yani bazen diyoruz ki hani çocukluktan var öyle ama bazen de diyoruz hiç olmayabilir çocuk. Gayet, atılgan olabilir evet, gayet ama daha sonrasında gelişebilir evet, gibi diyoruz. Evet, evet, travmatik sayılabilecek olaylar neticesi. Böyle yavaş yavaş başlayan bir formu var. Bir de daha böyle ani başlayan formu var. Ani başlayan formlar bazen daha geç yaşlarda da başlayabiliyor. Bir olayla ilintili olabilen.